Hadi ses bilgisiyle ilgili hataları tek tek avlayalım. Bakalım derste konuştuğumuz her şey yerli yerine oturmuş. Hadi başlıyoruz. Evet, birinci soru der ki ünsüz yumuşaması ile ilgili konuşmuşuz. Ünsüz yumuşaması ile ilgili yazım yanlış hangisinde vardır diye sorar. Top oynarken arkadaş sert bir şekilde müdahale ettiği için bileğini incitmiş. Öyle kulağa tırmalayan bir şey yakalayamadım. Kalemin ucunu çok fazla kullandığım için kalem çokça kırılıyor. Şurada sırıtan bir şey var. Çok zorlama gelebilir tabii ama en azından bir konuşalım istemiştim bunu. Burada bu ünsüz yumuşamasına aykırılığı gerektirecek hiçbir şey yok. Bunun doğru telaffuzu ve kolay telaffuzu ucunu mu olacak? O zaman o şekilde yazacağız. Ne olmalıydı bu? Ünsüzü yumuşamalı ve bu şekilde okunmalıydı. Dolayısıyla cevap buymuş. Bu daha geçidi. Gerekli çalışmalar yapılmadığı için yıllardır kullanılmıyor. Yoğurdu o kadar çok sallamış ki yoğurt ayran olmuştu. Düşeceksin diye defalarca uyarmama rağmen yine ağaca çıkmış. Evet, çok da netmiş. Doğru cevap bu oluyormuş. Evet, ikinci soru. Öncülü mutlaka okumuşsundur. Ünlü düşmesiyle ilgili bir açıklama yaptı. Hangisinde ünlü düşmesiyle ilgili yazım yanlışı vardır diyor. Burnuma derken ünlünün düşmesi harika olmuş. Cinsten enfes kokular geldi. Beni eleştirenlere rağmen alnım ak. Çok güzel. Başım dik yürüyorum. Amerika'nın keşfi. Dünyadaki güç dengelerini değiştirebileceğini kim bilebilirdi? Yasin Bey'in oğlu da derken burada yakaladık işte. Bu mutlaka ünlüsü düşmeliydi bunun ve oğlu şeklinde yazılmalıydı. Omzuma derken burada da ünlünün düşmesi normal. Devamında da sürpriz bir şey yok. Doğru cevap burada da Denizli'ymiş. Aşağıdakilerin hangisinde ünsüz yumuşamasından kaynaklı bir yazım yanlışı yoktur? Yolun sonu gözüktü, ipin ucu iyice kaçtı derken bu yumuşamalı ve ucu olmalı demiştik. Çocuk elindeki bayrakı değil, tabii ki bunun ne olması lazım? Bayrağı olması lazım. Sonra masanın üstüne bıraktığım gözlükü bulamıyorum değil, bunun da yumuşaması ve yumuşak G ile o K'nin anılması lazım. Adam köpeğini parkta dolaştırmaya çıkmış derken şu yumuşamada, şu sertleşmede hiç problemler yok. Küçük kuşun kanatı değil, burada da onu yumuşatır ve ne deriz? Kanadı şeklinde yazar okuruz. D seçeneğinde bir problem yokmuş. Dediğim gibi bunlar sana biraz zorlama geliyor olabilir. Aa, niye böyle basit bir soru çözdük gibi düşünme. Bunların hepsinin üzerinden bir kez geçmek faydalıydı. 4. Aşağıdakilerin hangisinde ünlü düşmesinden kaynaklı bir hata yoktur? Sonunda bu mağazayı da tüm borçlarıyla devrettim değil de ne olmalı o? Devrettim olmalı. Şuraya yazınca görüyor musun? Evet, devrettim. Hem ünlüsü düşmeli hem de düştüğü için ünlüsü iki sözcük bitişik yazılmalı. Ağzını değil ağzını şeklinde yazmalıydı bunu. Yazdığın güzel hikayeler nesilden nesile aktarılacak derken çok bu ikileme olduğunda burada asla bir düşme olmamalıydı. Toplumun yararına olacak keşfi gerçekleştirmek için çok para harcadı. Keşfi değil bunun da ünlüsünün düşmesi ve keşfi şeklinde yazılması lazım. Fikrimiz değil bunun da fikrimiz şeklinde ünlüsünün düşürülüp yazılması lazım. Peki o yüzden C seçeneğinde bir problem yakalayamadık. Evet, 5. Cümlelerin hangisinde daralmayla ilgili bir yazım yanlışı yapılmamış? Burada daralmayla ilgili öncülde sana hatırlattığımız bir tanım olmalı. Hoşça kal derken bu ayrı yazılıyor bu arada, dikkat edelim. Hepimizle vedalaşıp otobüse bindi. Bir daralma örneği ya da ona benzer bir şey zaten yok burada. Bu akşam iki takım da önemli maç oynuyorlar derken orada oynamak sözcüğünün sonundaki a yorekini görünce hemen u'ya daralıverir. Aramızdaki zayıf halkaları neden temizlemeyelim değil de temizlemeyelim. Oradaki hemen şuradaki daralma gereksiz uygulanmış. Yarın akşam annemler ev ziyareti için bize geliyor. Burada bir daralma yok zaten, bir türeme var. Her akşam sevgili ailemle beraber dizi izliyoruz derken burada da izden izlemek üzerine gelen yorek ile de e'de bir daralma örneklendi. Güzel, hepsi yazılmış, orada çıkıyor. O halde demeliyiz ki C seçeneğinde biz daralmayı gereksiz uyguladığımız için bir yazım yanlışına sebep olduk. Yine daralmayla ilgili bir şey, hangisinde daralmadan kaynaklı bir hata yoktur? Bu anlatacaklarımı duymayan bilmeyen kalmasın değil, duymayan bilmeyen olması lazım bunun. Otobüse binmeyeceksen değil, binmeyeceksen. Maalesef ne yaparsak yapalım istediğimiz olmuyor derken burada daralma şartmış. 2 gün sonra herkesin beklediği turnuva başlıyor değil, burada da tabii ki daralma olmalı, başlıyor diye okunmalı. 95'te okuldan mezun olanlar bu haftaki törene katılamayacak değil, katılamayacak şeklinde bunun da okunması lazım. C seçeneğinde bir problem göremedim. Cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesiyle ilgili yazım yanlışı yapılmıştır diyor 7. soruda. Ünsüz benzeşmesinde çocukcağız ve Ahmet Gil örnekleri dışında asla biz bir kelime bir ek alırken bu benzeşmeye aykırı bir durum istemiyoruz. Olursa mutlaka yazım yanlışı oluyor. Küskün durmayı kimse istemez ama sen çok inatçısın be arkadaş. Buralarda hiç sorun yok. Çorbayı karıştırırken değil, karıştırırken olmalıydı. Yağ sıçrayınca kaşık elinden fırlayıvermiş. Yetersiz bir kaynak olduğu için konuya bu kitapta değinilmemiş, bir problem yok. Koyu renk kıyafetler giydiğim için sıcaktan iyice bunaldım. Etçil hayvanlar doğaları gereği vahşi hayvanlardır. Oralarda da bir problem yok. Doğru cevap B'de kaldı. Evet 8. Der ki cümlelerin hangisinde benzeşmeden kaynaklı bir yazım yanlışı yoktur? Çocukcağız derken bir problem yok artık ama yorgunluktan derken burada bir tane yakaladık. Üçgen derken burada kesinlikle benzeşme olmamalı. Çünkü gen sözcüğünü burada bir ek gibi değil de kenar anlamında bir kelime gibi kullandık. Üçgen, üç kenar gibi. Birleşik sözcüklerde benzeşme olmaz. Ankara Fatih'te değil, Ankara Fatih'te demeliydi. Dolaptaki derken bir problem yok. Yediğin ağzının yüzünün çikolata olmasından anladık. Bir benzeşme örneği yok zaten. Bu kadar bitkin değil, bitkin olmalıydı şu. Anlatacaktın değil, anlatacaktın olmalı. Güzel. D seçeneğinde bir problem yokmuş. Evet, ünsüz düşmesiyle ilgili brief vermişiz, bir bilgi vermişiz öncülde. Sonra demişiz ki bu düşmeyle ilgili hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır. Uzaktan bakıldığında yüksek gözükse de burası çok alçacık bir yer olarak bilinir. Alçaktan K sesi düştüğü için burada küçültme ekiyle beraber alçacık kelimesini elde etmişiz. Ama düşmesinde bir problem yok. Fakat şurada bir problem var. Rastgele derken rastlamak sözcüğünün başındaki tesadüf anlamına gelen rast sözcüğü gelmek fiiliyle kalıplaşırken bir ses olayı olmaz. Neden düşürüyoruz? Onu düşürmek problem olmuş. Ufacık derken K'nin düşmesinde sorun yok. Yumuşak derken K'nin, küçük derken K'nin düşmesinde bir problem yok. Cümlelerin kalan kısımlarına da göz ucuyla bakıyorum. Evet, sürpriz bir şey yok. Bunların hepsi doğal ve doğruymuş. Fakat B seçeneğinde gereksiz yere ünsüzü düşürmüşüz. 10. Cümlelerin hangisinde ünsüz düşmesinden kaynaklı bir yanlışlık yoktur? Sen bilmezsin de ufakçık bir çocukken ailemiz büyük badireler atlattı. Bu böyle yazılmayacak. Nasıl yazmalıyız bunu? Ufacık şeklinde değil mi? Ünsüzünü düşürmeliyiz. Seninle beraber sıcakçık bir yuva kurmak değil, sıcacık demeliydik buna da. Yani düşecekse düşüreceğiz. Düşmeyecekse de dokunmayacağız. Mesele bu. Yumuşakçık değil de yumuşacık derken o A ve C arasında... Evet, şöyle yapalım. K'yi düşüreceğiz. Arkadaşlar doğum gününde Veli'ye büyüyecek diyeceğiz buna. Büyüyecek. Orada da K sesi düşmeli. Minicik minicik yaptıkları poğaçalar hiç hoşuma gitmedi derken K'leri zaten burada düşürmüşler ki düşmesi de gerekiyor. Dolayısıyla E seçeneğinde problem yokmuş. Evet, burada özellikle ünsüz türemesiyle ilgili bir bilgi verdik öncülümüzde. Sonra ünsüz türemesiyle ilgili yazım yanlışı hangisinde var onu sorduk. Rabbimizden başka sığınacak bir kimsemiz yok maalesef derken şurada bir tane ünsüz türemesi var. Bunun kökü Rab. Sonra kaç tane hastane gezdik ama tıbbın yapabileceği derken bir türeme var. Sınav sorularını hızlıca çözmesine rağmen doğru şıkkı değil şıkkı olmasıydı. Burada bir problem yaşanmış. Yeni yaşama yılında kararın reddine derken burada da bir türeme olmuş. Emekli maaş zammını derken burada da. Bütün bu örneklerde bir problem yok aslında. Bunlar zaten türemeli. Fakat şurada şıkkı değil de seçeneği anlamında şıkkı şeklinde iki tane K ile kullanırız hatırlarsan. O yüzden doğru cevap burada C olmalıymış. Evet 12'ye bakalım. Hangisinde ünsüz türemesinden kaynaklanan bir yanlışlık yoktur? Sırrını söyleme dostuna. Dostunun da dostu vardır. O da söyler dostuna. Sır kelimesinde bir ünsüz türemesi olmuş ve yazıya da aktarılmış, bir problem yok. Seni yaptığın hatalardan sonra kaç kez affettim derken burada bir hata var. Affetmek olmalıydı bu. O F iki kez kullanılmalıydı. İkizleşmeli. Teklifimi reddetmek değil de reddetmek diye yazılmalı. Üstelik birleşik de okunmalı, yazılmalı. Affı anlamak için merhameti bilmen lazım değil, affı demesi gerekirdi burada da. Bu kelimeler sadece birleşirken değil, ek alırken de ünsüzleri türeyebilir. Bunu söyleyerek farkında olmasa da haddini aşmıştı değil de oraya da haddini aşmıştı şeklinde bir D sesi sonradan türetilmeliydi. Peki bütün bunlarda problem var ama A seçeneği temiz çıktı. Evet 13. Parçada ses olayları ile ilgili kaç tane yazım yanlışı var diye sormuş. Her mevsim ayrı bir güzelliği vardı buranın derken ayırmaktan ayrı ünlüsü düşmüş, güzel. Buranın derken de orada da bir ünlü düşmesi var aslında, bu ara şeklinde. Yazın ayrı, kışın ayrı bir güzellik insanı mest eden oralarda da bir problem yok. Çam ormanlarıyla kaplı bir dağın yamaçına değil de bunun yamacına diye yazılması gerekirdi. Ünlüsüzü bunun yumuşar. Evet, güzel. Kurulmuş küçük bir köy. İlkbaharda taşkın akan ırmak değil de taşkın denmeliydi. Bu sefer de sertleşme ile alakalı bir hata yapılmış. Sonra durulur, yavaş yavaş akardı derken evet iki tane problem varmış. O da A seçeneğinde verilmiş. Evet, 14 paragrafta ses olayları ile ilgili kaç tane yazım yanlışı yapılmıştır? Anne kahvaltıyı hazırlamıştır derken şurada ününün düşmesinde bir problem yok. Fakat buradaki ses mutlaka sertleşmeliydi. Bir hata burada var. Doğanın koyununda değil koynunda demek gerekir. Buradaki ses düşmeli, bir hata burada var. Zaman kısıtlaması olmaksızın gönlünce kahvaltı yapma düşüncesi bile içini ısıttı değil ısıttı denmeli. Yumuşacık derken K'nin düşmesi normal. Taptaze tandır ekmeği, semaver çayını düşündü. İçinde sonsuz bir huzur hissetti değil hissetti, bir S türecek oraya. Azıcık daha kalıp çevreyi seyir etmek değil de seyretmek diye birleşik yazılmalı. Ünlüsü de düşmeli. Peki 1, 2, 3, 4, 5 tane burada hata yapılmış. 15. Bu cümlede altı çizili sözcükte görülen yazım yanlışı aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanıyor? Bakalım. Hava açıktı. Pamuk beyazı iki küçük bulut vardı gökyüzünde. Yalınız ve pamuktan yalınız değil de yalnız olmalı. Türeme sırasında bu ses düşecekse düşecek. Yazıda da düşüreceğiz bunu. Yalnız değil de yalnız diye okuruz. Ünsüz benzeşmesine aykırı bir kullanım değil bu. Ünsüz düşmesi ya da türemesiyle ilgili bir şey de değil. Ünsüz yumuşaması ve ünlü daralmasıyla ilgili de değil. Ünsüz türemesi de değil. Yani ünsüz de değil de ünlüyle alakalı bir problem var. O da burada verilmiş. Ünlü düşmesine aykırı kullanılmış. Yani düşecek bu. Niye bunu düşürmüyoruz ki hem yazıda hem telaffuzda? Dolayısıyla cevap Edirne oldu. 16'ya bakalım. Hangi ikisinde ses olayları kaynaklı yazım yanlışı vardır? Çok konuşkan değil de çok konuşkan denmeli. Bu elimizde. Şu kağıdı verir misin? Doğru bir cümle. Bu şehre derken bunun da i sesinin düşürülmesi lazım. Bu şehre. Burada da var ses bilgisiyle ilgili bir hata. Zihnimde canlandırdığım bulutlar birden yok oldu. Bavulumuz henüz uçaktan inmedi. Buralarda bir problem yok. 1 ve 3'ün olduğu bu seçenek doğru cevapmış.